akşamlar Fazıl Bey. İyi akşamlar. Al bakalım. Tamı tamına 500 bin lira. Saymıyorum parayı ha. Eğer eksik çıkarsa... Eksik çıkmaz. Ben sözümde dururum. İyi. Güveniyorum sana. Bu da yok etmek istediğiniz kayıtlar. Cemal Goreçki'nin kardeşi Ali Goreçki'yi öldürdüğü görüntüler. Ha tamam, biliyoruz içinde ne oldu. Altını ne çiziyorsun ya? Ya baba Allah'ın aşkına yürü gidelim ya. Yürü gidelim, yoksa ben bu herifin gırtlağını sıkacağım ha. Gideceğiz Cemal. Gideceğiz de beraber değil. Ben evime gideceğim. Sen de layık olduğun yere. Polise mi haber verdin? Dört kapıdan var. Baba ne yaptın sen? Kaldır ellerini. Öz mü öz oğlunu içeri mi tıktıracaksın? Tıktıracağım Cemal. Kıpırdama. Geç şöyle. Ali bir sen öldürdün. Katilsin. Yok. Yok. Benim ölüm çıkar burada. Dur. Tutun sakin şunu. Ol. Sakin. Kaldır ellerini. Sakin ol. Bir dur bakalım. Tamam. Sen de gel şöyle. Babam bak hala geç değil ya. Yanlış anlaşma olmuş diye. Ne olur kurtar beni. Bak bir oğlunu toprağa verdin. Öbürünü de hapse mi göndereceksin? Lan şerefsiz. Kardeşini toprağa sen soktun. Beni kör kuyulara sen attın. Allah senin cezanı versin. Evladım da olsan cezanı çekeceksin. Adalet yerini bulacak. Cemal Göreçki, seni Ali Göreçki'yi öldürme suçundan tutukluyorum. Takın kilitçileri. Babam affet beni, ne olursun. Ben başka türlü bir adam olamadım işte ya. Ben de Ali gibi sana layık bir evlat olmak isterdim ama olmadı işte. Affet beni, ne olur. Ne buraya? Şunu da al. Safo ile çocuklar sana emanet, tamam mı? Hadi eyvallah. Sonunda adalet yerini bulmuştu. Dedem içindeki vicdanın sesini dinlemiş ve öğrendiği gerçeği polisle paylaşmıştı. Hadi. Amcam ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ziyaretine ailemizden hiç kimse gitmedi. Cemal amcam herkes için unutulması gereken korkunç bir adamdı. Unuttulardı. Artık Göreçkiler için bu dünyada Cemal diye biri yoktu. Amcam polise babamı neden öldürdüğünü anlatırken Yüksel Karahan'ın da işlediği suçları unutmadı. Bildiği her şeyi anlattı. Yüksel Karahan da hapse girdi. Dünya bir kötüden daha kurtulmuştu.